İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Haftanın son iş gününde yine halkın nabzında sizlerin karşısındayız. Yine çok yoğun bir haftayı geride bıraktık. Yine çok tartışılan, çok konuşulan konular var geçtiğimiz hafta içerisinde. Tüm bunların hepsini sizlerle birlikte halkın nabzında değerlendirmeye başlıyoruz. Öncelikle her zaman olduğu gibi konu başlıklarımızı sizlere verelim programımız süresince hangi konuları konuşmaya çalışacağımızı sizlerle paylaşalım. Ve daha sonra da sizlerin nasıl programımıza katkı koyacağını her zamanki gibi söyleyelim. Öncelikle biliyorsunuz bugün 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü. Bu basın özgürlüğü ile ilgili zaman zaman programlar içerisinde söylediğim sözler vardı. Bugün tam günüdür onunla ilgili birkaç şey söyleyerek başlayacağız. Ardından hatırlıyorsunuz geçtiğimiz hafta izleyen izleyicilerimiz bunu bilecek. Ercan konusunu çok detaylı bir şekilde konuşmuştuk. Bu hafta Ercan konusu tamamen bir kaosa döndü. İlgili bakanımız Türkiye'ye gitti, oradaki havayolu yetkilileriyle görüştü. Oradan ne çıktı, ne var ne yok Ercan'la ilgili söyleyeceklerimiz olacak. Bankalar, faiz mağdurları, alacaklılar, borçlular, mazbata, yasalar derken o işte tam bir kaosa girdi. Dün meclisimizde muhalefet milletvekilleri, TDP milletvekili Sayın Mustafa Emiroğlu ve Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili Sayın Ferdi Sabit Soyer'in bu konudaki ciddi eleştirileri vardı. Maliye Bakanımız Sayın Tatar da bu eleştirilerin çok büyük bir bölümünün haklı olduğunu söyledi. Bu eleştiriler neydi? Bu yasayla ilgili olan nedir, olmayan nedir? Bankaların bu tavrı nedir? Bunları konuşacağız. Onun dışında bildiğiniz gibi Beşir Atalay, Türkiye Cumhuriyeti... Kıbrıs işlerinden sorumlu bakan ülkemize geldi. Ziyaretlerde bulundu. Cumhurbaşkanımızı yine yine ziyaret etmedi. Onunla ilgili söyleyeceklerimiz var. Kıbrıs konusunda çok küçük birkaç cümle var söylemek istediğim. Onları sizlerle paylaşacağız. Biz de son olarak Sayın Hasan Taçoy'un bazı açıklamaları oldu. Doğrudur, değildir, yalanlanmıştır, yalanlanmamıştır. Açıklamalar neydi? Basına yansımıştır mutlaka bilginiz vardır. Onlarla ilgili de söyleyeceklerimiz olacak ve her zaman olduğu gibi halkın nabzında her zaman yaptığımız gibi programın sonunda da size gidilmesi, gezilmesi, görülmesi gereken yerlerden bir tanesini tavsiye ederek programımızı bitireceğiz. Her zaman olduğu gibi 41-43'e SMS'lerinizi 41-43 ve arkadaşlarımın yayına verdiği Facebook ve Twitter hesaplarından gerek bu konularla ilgili. Gerekse kendi düşünce ve yorumlarınızla ilgili dilediğiniz mesajları bizlere gönderebilir, programımıza katkıda bulunabilirsiniz. Evet, bugün 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü. Şimdi ben pardon, her zaman bu ülkedeki basın özgürlüğünün çağdaş bir seviyede olduğunu, hatta çağdaş seviyenin bile bazı dönemlerde üzerinde olduğunu gerçekten bu ülkede basın özgürlüğünün olduğunu savunan bir kişiyim. İsteyen istediğini söyler. Dileyen dilediğini söyler, isteyen istediğini eleştirir. Başka memleketlerde adamın dilini keserler. Bizim ülkemizde yapılan eleştirileri yapsalar bizim ülkemizde hiçbir şey olmaz. Devam eder. O yüzden basınımızın özgürlüğü konusunda ben bu ülkede basın özgürlüğü olduğuna kesinlikle inanan bir kişiyim. Hele hele sosyal medyayı buna hiç katmıyorum. Orası başka bir dünya. Orada atış da serbest. Allah ne verdiyse orada. Orada da bir sıkıntımız yok bizim. Bu ülkede herkes Sadece siyasi olması veyahut da bir iş adamı olması, tanınan bir kişi olmasına da gerek yok. Bu ülkede herkes sesini dilediği şekilde çıkarabilir. Basınımız da dilediği yazıyı yazabilir. Televizyon programlarında dilediği kişiler, dilediği sözleri söyleyebilir. Kurumları, devlet kurumlarını, özel kurumları eleştirebilir. Bunların hepsini bu ülkede yaşıyoruz sevgili izleyiciler. Sıkıntı yaşanan konu nedir bizim ülkemizde basınla ilgili? Sıkıntı yaşanan konu şu. Bizim ülkemizde sıkıntı yaratan mesele olayların basın mensupları tarafından şahsi konular haline getirilmesi. Şahsi konular haline getirilince işler işte o zaman benim sözüme müdahale ediliyor. Benim söyleyeceğim engelleniyor kısmına geliyoruz ki ben de gerek televizyon ekranlarında olsun gerekse basında yazılı basında olsun şahsi konuların bazı yerlerde dile getirilmesine karşıyım. Sizin eğer şahsi bir meseleniz varsa bunu şahsi platformlarda gidip tartışabilirsiniz. Ama gazete sayfalarında, televizyon ekranlarında kendi şahsi konularınızı programlara, yazılara alet etmek bence son derece yanlıştır. Buna da tepki gösterildiği zaman bu basın özgürlüğünü engelleme değildir. Bence bunun engellenmesi gerekir zaten. Her şeyden önce yapılmaması gerekir. Çünkü size bir köşe veriyorlarsa gazete yazmanız için size bir program veriyorlar sayar televizyonda yapmanız için. Bunu halkın menfaatleri doğrultusunda gündemde olan konuları değerlendirmeniz, görüşlerinizi söylemeniz için veriyorlar. Siz bunları kalkıp eğer şahsi menfaatleriniz için kullanırsanız e o zaman size seslerini çıkarırlar. Bu da bence basın özgürlüğünü engellemek değildir. Bizim ülkemizde basın gerçekten özgürdür. Sırası geldiği zaman hep bunları söylüyorum. Bugün günüdür yine söylüyorum. Ama ben belki hiçbir zaman bir baskıya maruz kalmadığım için bunları söylüyorum. Belki bir gün bir baskıya maruz kalırsam böyle düşünmeyebilirim ama ben her yere girip dokunan biriyim gerek sendikaları eleştirilerim olsun gerek muhalefeti gerek başbakanımızı cumhurbaşkanımızı hükümeti kendi gördüğüm yanlışlarını her zaman eleştiren biriyim. Bugüne kadar da bir kişi bana onu söyleme bunu söyle dememiştir. Çünkü hiçbir zaman şahsi konularımı programlarımda dile getirmedim. Kimsenin de getirmemesi lazımdır. Getirenlerin de engellenmesi basın özgürlüğüne müdahale olarak sayılmaz diyorum. Ben buradan tekrardan gerçek anlamda özgür olan. Çünkü bir de gerçek anlamda özgür olmayan var böyle ipçikleri başkaları tarafından tutulan basın mensupları var. İşte özgürlükten, etikten, demokrasiden filan bahsederler. Onlar hariç, onlara değil bu lafı. Gerçek anlamda özgür olan tüm basın mensuplarının Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutluyorum. Bu elimizdeki nimetlerden de faydalanmayı bilelim diyorum. Toplumun geleceği açısından, halkın menfaatleri açısından elimizden geleni yapmaya çalışalım. Kimsenin de adamı olmayalım diyorum ve geliyorum Ercan'a sevgili izleyiciler. Şimdi Ercan'da biliyorsunuz geçtiğimiz hafta çok konuştuk. Epey de bir irdeledik o konuyu. İzleyemeyen izleyicilerimiz için çok kısa bir iki cümle geçtiğimiz hafta neler söylediğimizi burada sizlerle paylaşalım. Daha sonra da bu hafta içerisinde neler yaşandığını konuşalım. Şimdi bilet fiyatlarının çok yüksek olduğundan bahsetmiştik. İnanılmaz derecede yüksek. Bir İstanbul'a gidiş dönüş uçak biletinin 600 TL'lere vurduğu miktarlardan bahsediyoruz burada. Hatta bir de örnek vermiştik. Yılın bazı dönemlerinde bu fiyata Londra'dan New York'a gider gelirsiniz diye ki doğrudur bu da. Birçok kişi buna tepki gösterdi. Sadece biz değil birçok kişi buna tepki gösterdi. Ve artık olay tam bir kaotik hal alıyor gibiyken bakanımız yurt dışına gitti. Ama bizim burada esas konuştuklarımız nelerdi? Birincisi hava yolları diyor ki bu fiyatlarla yani bu yüksek fiyatlarla benim Kuzey Kıbrıs'a uçuş düzenleme mümkün değildir. Ben bu uçuşları önce durduracağım daha sonra da süresiz olarak kaldıracağım. Hava yolları bunu söylüyor. O zaman ihaleyi alan taş yapıya dönüyorlar. Taş yapı diyor ki benim harçlarım tüm Türkiye havaalanları da dahil olmak üzere en düşük harçtır. Ben yüksek harç uygulamıyorum. Hükümet kendi harçlarını bunun üzerine yüklediği zaman fiyat şişiyor o yüzden fiyat yükseliyor diyorlar. Hükümetimize dönüyoruz. Hükümet de diyor ki ben sattım Ercan'ı ben karışmam bu işlere. Peki acıyı kim çekiyor burada? Halk. Yine geçtiğimiz hafta söylemiştik. Gezmeye, tozmaya değil, gerçekten mecburiyetten ziyaret etmesi gereken insanlar var Türkiye'yi. Örneğin sağlık nedenlerinden ötürü, örneğin öğrenimlerinden dolayı veya öğretmenlerimiz vardır gidip gelmek zorunda olan. Gezmek için değil yani, mecburiyetten, ihtiyaçtan gidip gelen insanlarımız vardır. Herkes çok zorlanıyordu bu konuda ve nitekim tepkiler de o kadar o kadar bir fazla oldu ki sonunda ilgili Bakanımız Ulaştırma Bakanımız Sayın Ersan Saner <laughs> İstanbul'da havayolu yetkilileriyle görüşmeye gitti. Şimdi başından bu yanlış bir kere. Gitmemesi lazım. Bakansanız siz eğer çağırırsınız yetkilileri burada görüşürsünüz. Şimdi bakanımızın orada ayrı bir programı olduğu, sanıyorum bir fuar vardı orada. Ayrı bir programı olduğu ve o program için İstanbul'a gittiği ve gitmiş iken de görüştüğü söyleniyor. Bu doğru da olabilir ama ben her zaman makamın seviyesinin Makamın seviyesinin korunması gerektiğini düşünüyorum. Gidersiniz fuardan gelirsiniz. Geldikten sonra onları çağırırsınız. Burada konuşursunuz. Bu işin ayrı bir kısmı. Bakanımız orada sanıyorum bu akşam dönecek. Bakanımız oradan bazı açıklamalarda bulundu. Ve dedi ki sorunları çözdük. Dedik nasıl çözüldü acaba bu sorunlar bir dinleyelim bakanımızı. Bakanımız dedi ki değirmenlik belediyesidir almış olduğu 5 TL'lik bir harç var yolcu başına. Değirmenlik Belediyesi'ne bağlı olduğu için Ercan bölgesi. Değirmenlik Belediyesi'nin almış olduğu bir harç var yolcu başına 5 TL. Bu dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Sanki bizde olanların hepsi dünyanın her yerinde varmış gibi. Bu dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Bunu kaldıracağız dedi. Bakanlar Kurulu'na getireceğiz. Bakanlar Kurulu kararıyla bunu kaldıracağız. Evet. Havayolu şirketleri de demiş ki bunu kaldırırsanız her şey tamamdır sorunlar çözülür. Yani sevgili izleyiciler bu var olan sorunların bu biletlerin 600 TL'lere kadar vurmasının bu havayollarının biz bu uçuşlardan vazgeçecek demesinin esas nedeni meğerse Değirmenlik Belediyesi'nin aldığı 5 TL'lik harçmış diyorlar bunu. Şimdi bakan da diyor ki bu sorunlar çözüldü artık. Hava yollarda diyor ki sorunlar aşıldı tamamdır. Bu karar bakanlar kurulundan çıkar çıkmaz artık hiçbir sorunumuz kalmayacak. E ben de diyorum ki öyle olmayacak. Yine bunu bekleyip yaşayıp hep birlikte göreceğiz. Bu 5 TL'lik harç kaldırılsa bile ki çok yanlıştır. Çok yanlıştır bunun kaldırılması. Yani 600 TL dediğiniz bir biletin 5 TL'sindedir yani gözünüz. kimin ha yani. Orada 5 TL, 5 TL düşecek. Şimdi 595'e mi uçacak bu insanlar? O ayrı bir konu. Bunu yanlış buluyorum. İkincisi bu önlemin gerçekleşse bile bu sorunların çözülmesine yeterli olacağını düşünmüyorum ben. Neden düşünmüyorum? Çünkü bu iş yapılırken, bu ercan özelleştirilirken herkes neyin ne olduğunu bilmez miydi? Oradan bu harçların alındığı bilinmiyor muydu? Bunun fiyatların üzerine ekleneceği veyahut da diğer harçlarla birleştirileceği bilinmiyor muydu? Nereden şimdi geldi bu işte değirmenlik belediyesine bağlandı? Tabii ki Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin aşırı tepkisi oldu bu konular. Çünkü o belediye onlara bağlı olduğu için Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne bağlı olduğu için onlar bu işi daha da fazla siyasi olarak gördüler. Haklı olabilirler bu konuda ona bir şey demiyorum. Belki Ulusal Birlik Partisi belediyesi olmuş olsaydı bu önlem alınmazdı ama o değil konu sonuçta bizim yani orası. Bugün CTP'nindir. Yarın Ubepe'nin olur öbür gün Tepen'in olur o fark etmez. Ama sadece bu önlem ile bu sorunlar aşılırsa eğer ki tekrar söylüyorum ben inanmıyorum buna. Ama sadece bu önlemle bu sorunlar aşılırsa eğer Tebrik ederim ilgili bakanımızı da buradan da yanıldığım için özür dilerim. Hava yollarımıza da teşekkür ederim hizmetlerini devam ettire, ettirmeye devam edecekleri için. Hiç düşünmüyorum ben öyle bir şey olacağını. Sayın Ulaştırma Bakanımızla da en kısa zamanda görüşeceğiz. Kendisinin bu konuyla ilgili detaylı bilgileri de alacağız. Bu fiyatlar bu halkın hak ettiği fiyatlar değildir sevgili izleyiciler. Mümkünatı yoktur bu fiyatlarla bir yolculuk, üstelik bir saat, bir buçuk saatlik yolculukların bu fiyatlarla yapılmasının imkanı ihtimali yoktur. Tur düzenlenir bu fiyatlara. Turizm benim dalım olmadığı için o konulara girip yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama bu işlerle ilgilenen, aklı kesen herkes bilir ki gerçek fiyatlar bu olamaz. Mümkün değildir bunlar. Nitekim bakanımız ve yetkililer hatta havayolu şirketleri bile söyledi bu fiyatlara mümkün olmayacağını bu işin. Şimdi bakacak bakalım bu bakanlar kurulu bu kararı geçirsin. Değirmenlik Belediyesi'nin 5 TL'sini yolcu başına kessinler da düzeltsinler bu işi de görelim de diyoruz ve geliyoruz bu banka konulu suyla ilgili yasalarla ilgili mazbata yasası olarak bilinen halk arasında geçtiğimiz haftalarda da meclisten oy birliğiyle oy birliğiyle geçirilen yasanın getirdiklerine ya da getiremediklerine. Şimdi bu konu çok konuşuldu. Bizim programlarımıza da izleyicilerimiz çok yoğun şekilde mesajlar gönderdiler bu konularla ilgili. Yolda sokakta da bizi gördüklerinde hep bunları sordular. Bize dedikleri halkın bizi inim inim inletiyorlar. Canımızı alıyorlar. Maf olduk bittik gittik. Hala daha bankalar faizler çalışmaya devam ediyor. İşte ailemiz dağılıyor. Çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz bunların büyük bir bölümüne katıldığımı her zaman söylüyorum ben de. Bankalar da diyor ki ben para verdim bunlara. Bunlar bana parayı vermediler. Ben ne yapayım? Buna da katıldığımı söyledim daha önce. Ancak şimdi gelinen noktada çok farklı bir şey var ortada. Çok farklı. Nedir o? Bizim ülkemizde iki konuyla ilgili sürekli olarak geliştirilmesi ve moda lafıyla söyleyelim reforme edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Nedir bu? Birincisi denetim bu ülkede adaletli denetimin oluşturulması lazımdır. Her alanda, her alanda. İkincisi de uygulama. Bizde her şey var. Yani var olanların hepsi var. Uygulama yok. Şimdi denetim konusunu geçtiğimiz hafta çok detaylı konuşmuştuk. Özellikle bu kaçak yaşamla, kaçak ekonomiyle ilgili. O ayrı şimdi. Şimdi uygulamada sıkıntı var. Bu yasa nasıl olduysa bu mazbata yasası denilen yasa nasıl olduysa sevgili izleyiciler meclisimiz bunu toplanarak üstüne üstlükte oy birliğiyle, oy birliğiyle meclisten geçirerek yasalaştırdı bunu. Bununla hemen ardından Maliye Bakanımız çıktı. Çünkü bu konuda en büyük sıkıntıyı yaşayan kişilerden biri Maliye Bakanı Sayın Ersin Tatar bir taraftan bankalar bastırıyor. Bir taraftan alacaklar hepsi biter avukatlar büyük baskı yaşıyor bu konuyla ilgili rahatladı. Sayın Bakan ve çıktı dedi ki yasayı meclisten geçirdik. Bu yasa var olan sorunların büyük bir çoğunluğunu çözecek. Gidiniz ve bu yasadan faydalanarak hakkınızı arayınız. Özellikle borçlular çünkü bu yasaların daha çok borçluların lehine, daha çok borçluların lehine olduğu biliniyordu. Bu yasanın geçmesiyle de borçlular hemen yasadan faydalanmak için başvurdular gerekli yerlere. Başvurdular. Vurduklarıyla kaldılar. Vurdular kaldılar öyle. Ne için? Çünkü bankalar dedi ki kendilerine biz bu yasayı tanımayız, Bu yasa geçmemiştir. Bu yasa mahkemededir. Bu yasa ondadır bundadır. Kısacası sen bu yasadan faydalanamayın. Bir kişiye böyle söylediler. Üç kişiye, beş kişiye. Sonra baktılar ki hepsine böyle söylediler. Ve sonuçta da dün mecliste bu olay gündeme geldi. Önce TDP milletvekili Sayın Mustafa Emiroğlu onun hemen ardından da Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sayın Ferdi Sabit Soyer çıktı. Ve bu konularla ilgili ellerinde belge dahi olduğunu ilgili bakan Sayın Ersin Tatar'a orada mecliste ilettiler. Ve dediler ki bu olamaz. Meclis burası meclis üstüne üstlük de oy birliğiyle. Bir yasa çıkarıyor, yasalaşıyor bu ve uygulanması için siz de çağrı yapıyorsunuz Sayın Bakan. Çünkü bakanımız çıktı, ve tüm halka ilan etti gitsin bu yasadan faydalansın borçlular diye. Ama insanlarımız başvurduğu halde bundan faydalanamıyor. Çünkü bankalar buna müsaade etmiyor. Hemen ardından da Maliye Bakanımız Sayın Ersin Tatar çıktı kürsüye. Ve maalesef, maalesef dedi ki doğrudur bu dedi. Söylediklerinizin büyük bir kısmına katılıyorum. Bankalar uygulamıyor bunu. Ve döndü onun üzerine ne dedi? Hukuk yolu açıktır bunun dedi. Şimdi Sayın Maliye Bakanımız hukuk yolu açıktır derken tam olarak ne demek istedi ben anlayamadım aslında. Ama herhalde demek istemiştir ki yani banka uygulamıyorsa size bu yasaya gidin mahkemeye veriniz kendisini olabilir bu. Ama yapılmış bir yasa varken ve bu yasayı bankalar tanımazken o borçlular hangi hukuk yolunu arayacaklar? Esas olan burada devletin gücünü, kuvvetini, kudretini göstermesi gerekmez mi? Gidip bankalara veya banka sahiplerini, müdürlerini toplayıp de kendilerine böyle bir yasa var. Bu yasa meclisten geçmiştir. Hazis seversiniz, sevmezsiniz. Bugün mecliste var olan yasaların tümünü de hepimiz benimsiyor muyuz? Ama uyulması gereken yasalara uymak zorundadır herkes. Hukuk devletinin gereği budur. Bunu yapmak yerine bakanımız diyor ki hukuk yolu açıktır bununla. Yani 10 sene daha bu insanlar sürünsünler, faizle o yandan işlesin. Çünkü tanımıyorlar bu yasaları. Gelelim bu bankaların hal hareketle tavırlarına. Programın başında yine söyledim bunu. Ben alacaklıların alacaklarını almasına her zaman tarafım. Çünkü siz birine bir şey veriyorsunuz, bir para veriyorsunuz. Bu paranın da karşılığını almak durumundasınız. İnsani olarak. Bir de işin ticari boyutu vardır ki bankanın amacı odur zaten. Banka size borç verecek, faiz uygulayacak, dönecek o parayı alacak, Başkasına borç verecek, ondan faiz alacak, işini çevirecek ticari olarak bankanın yaptığı bu. Peki bizim bankalarımız acaba ne yapıyor sevgili izleyiciler? Ben adam bilirim, eminim siz benden çok daha fazlasını bilirsiniz bu konuda. Aldığı borcun beş katını ödedi, beş katı daha borcu var. Adam bir borç aldı, aldığı borcun beş katını ödedi, bankaya beş katı daha borcu var. Hala daha bugün. Eminim siz daha neler neler bilirsiniz, bu yalnız benim bildiğim. Nedir bu bankaların amacı? Yani canını alacak insanların. Yani senden biri eğer 100 bin lira borç aldıysa da sana 200 bin lira ödedi. Aldın işte sen paranı bırak insanların peşini. Nedir de koşturun 700 bin, 800 bin, 900 bin alacağım var diyerek. insanların yani kendilerini söylediği gibi, halkın söylediği gibi canını mı alacaksınız yani bu insanların artık? Paranızı almışsınız, faizinizi uygulamışsınız işte. Daha nedir yani istenenler bu insanlardan? Nedir bu olaylar işte yok anayasa değil de daha biz bunu mahkemeye verdik de geçmedi deyip insanları zor duruma düşürmenin nedenini anlayamıyorum ben. Ha paranızı verdiniz hiç alamadınız paranızı ve sizin parayı yerler çeller onların peşine düşün içeride girsin onlar. Onlar ayrı ama borcunu alan borcuna sadık olan insanlar size ödeyebildiklerini ödedi faizini de ödedi. Daha ne kadar peşinde dolaşacaksınız bu insanların ve hem fiziken hem de psikolojik olarak insanları ne kadar daha bozguna uğratacaksınız. Bakın aileler dağılıyor. Kaybedilen canlar var bu konuda. Aileler dağılıyor, kaybedilen canlar var. Bu konuda ben herkesi biraz daha anlayışlı olmaya davet ediyorum özellikle bu konuyla ilgili. Çünkü hukuk yolu açıktır demek bizim ülkemizde epey uzun bir süreç demektir. Bu epey uzun süreç de o borçluların hayatlarının düzene girmemesi demektir daha da zorlanmaları demektir. Bunun için en kısa zamanda gerekli önlemlerin alması lazım. Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sayın Ferdi Sabit Soyer'in söylediği önemli bir şey vardı aslında. Madem öyledir dedi ve uygulamıyor bu bankalar. Hiç olmazsa o zaman kamu bankaları uygulasın bunu dedi. Ve bir örnek olsun doğru katılıyorum. Hiç olmazsa devlet elindeki bankalara bunu uygulatsın ki diğer bankalara da emsal gösterilebilsin. Bu işin önü alınabilsin. Bir sonuç çıkacağı yok bu işten bu işten bir sonuç çıkacağı yok. Ne kadarını alacaksınız o insanların? Adam sizden 100 bin TL bir borç aldığı sayır ve bu borç 5 trilyon oldu. Nasıl ödeyecek yani size o borcu? Karşılıklı anlayışla bu işlerin çözülmesi lazım. Bankaların da artık biraz daha anlayışlı olması lazım. İnsanlarımızı zor duruma düşürmek yerine. Daha yardımcı olmaları lazımdır kendilerine. Ben bazı bankalarımızın bunu yapmaya çalıştığını biliyorum. Ama çok sayıda insanımızın da halen bugün bu sıkıntıları yaşamaya devam ettiğini biliyorum. İnşallah en kısa zamanda bu sorun çözülür diyelim. Şimdi bir kısa ara vereceğiz sevgili izleyiciler. Aranın ardından da Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs işlerinden sorumlu bakan Sayın Beşir Atalay'ın açıklamalarını, ziyaretini ülkemize gerçekleştirdiği, Kıbrıs konusundaki bazı gelişmeleri ve Sayın Hasan Taçoy'un yapmış olduğu ya da yapmamış olduğu açıklamaları sizlerle birlikte konuşacağız. Ara vermezden önce iki cümle daha söylemek istiyorum bu bankalarımızla ilgili. Paranızı verip de alamadığınız insanlar varsa eğer ve bu insanlar hala da sizin paranızı ödemeyip de zevkü sefa içinde yaşarlarsa eğer onları gidin yakaladın gerekirse içeri de sokturun ibret olsun herkese. Ona bir şey demiyorum. Ama gerçekten borcuna sadık olup ödemek isteyen insanlara da yardımcı olunuz. Bu hal hal değildir. Bu hal hal değil aldığı paranın 20 katı 50 katı borç ödeyecek bir sistem yoktur. Olmamalıdır. Özellikle de bizim ülkemizde kaybedilenlerin neler olduğunu söyledim. İnşallah bundan sonra böyle şeyler olmaz. Hem meclisimiz hem alacaklılar hem borçlar tekrardan otururlar ve bu işi düzenlerler. Yargı da üzerine düşeni en kısa zamanda yapar. Bir yasa varsa eğer orada ve bu yasaya kimse uymaz, uymayanlar varsa eğer gereken cezayı onlara verir diyelim. Şimdi bir kısa ara verelim sevgili izleyiciler. Aranın ardından da saydığımız konularda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet halkın nabzında ikinci bölümle yeniden karşınızdayız sevgili izleyiciler. Gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Birinci bölümde bankayla ilgili, faiz yasalarıyla ilgili mazbata konusunu konuştuk. Onun dışında Ercan konusunu konuştuk. Basın özgürlüğünü konuştuk. Şimdi de Sayın Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs işlerinden sorumlu bakanımız Sayın Beşir Atalay'ın ülkemize gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirerek başlamak istiyorum ikinci bölüme. Şimdi Sayın Beşir Atalay zaman zaman ülkemize ziyaretlerde bulunur. Bu çoktan normaldir. Hatta bence daha da fazla gelmesi gerekir. Ülkemize daha da fazla gelmesi gerekir. Orada yaşanan güzellikleri, Türkiye'de yaşanan gelişmeleri, örneğin bugün Türkiye'de iki çok önemli olay oldu sevgili izleyiciler. Biri, çok kısa bir not olarak bunları vereyim, daha sonra içeri dönecek. Her zaman söylüyorum bize evvela, evvela içeriği toparlayalım, da dışarı sonuna bakarız. Ama iki cümle bunu söyleyeyim ve geçelim konularımıza. Bugün Türkiye'de 22 milyar euroluk, 22 milyar Euro'luk bir ihale gerçekleştirildi ve İstanbul'daki 3. havaalanının satışı gerçekleşti. 22 milyar Euro. Bir diğeri de 22 milyar dolarlık bir nükleer e, santral için Japonlarla bir ortak anlaşma imzalandı. 22 milyar Euro, 22 milyar dolar bir günün içinde oldu bunlar. İşte bunları nasıl beceriyorlar bu işleri? 10 sene evvel Türkiye nerelerdeydi? Bugün nerelere geldi Türkiye gelip bize burada bunları anlatsalar, faydamıza olacak şeyleri bize öğretseler çok daha memnun oluruz. Bakanımızın ben buraya gelmesinden memnuniyet duyuyorum. Hatta daha da fazla gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama Sayın Bakanımızın buraya gelmesinin nedenlerine baktığımız zaman konuşulan, en çok konuşulan, özellikle bu Fısıltı Gazetesi'nde en çok konuşulan kabinedeki değişiklik konusu. İşte bakan geldi, Sayın Beşir Atalay geldi, bakan değişecek, kabine değişecek gibi bazı konuşmalar var etrafta. Sayın Başbakanımız bunu ısrarla yalanlıyor. Israrla yalanlıyor ve seçimlere kadar kabinede bir değişiklik olmayacağını söylüyor. Bekleyip göreceğiz sonunda ne olacağını. Çünkü başbakanımız ilk önce öyle demişti, kurultaydan sonra da öyle demişti. Şimdi halen aynı şeyi söylüyor. Konuşulanlar pek o yönde değil. Neyin ne olduğunu göreceğiz. Bakalım kabinede gerçekten bir değişiklik olacak mı? Sayın Beşir Atalay'ın ülkemize gerçekleştirdiği ziyaretin bununla bir alakası var mı? Yoksa tamamen güncel konularla ilgili bazı değerlendirmelerde bulunuldu ve kabinede bir değişiklik olmayacak. Bunu bekleyip görelim. Ama esas konu, benim esas üzerinde durmak istediğim konu, Sayın Beşir Atalay daha önce yine ülkemize gelmişti ve Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret etmedi. Olay oldu bu gündem oldu tabii. Nasıl olur da daha önce suer geldiğinde ziyaret ederdi. Hatta her yetkili geldiğinde Türkiye'den örneğin biliyorsunuz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı geldi ülkemize Sayın Cumhurbaşkanımız da ziyaret etti. Gelen tüm yetkililer Sayın Cumhurbaşkanımızı mutlaka ziyaret ederler. Gerek nezaket amaçlı gerek diplomatik amaçlı gerekse konuları değerlendirme amaçlı mutlaka bir ziyarette bulunurlar. Ama geçtiğimiz kez geldiğinde Sayın Beşir Atalay ziyarette bulunmamıştı Cumhurbaşkanımızı. Olay oldu bu. Nasıl olur da Cumhurbaşkanlığını ziyaret etmeniz diye. Bir açıklama yayınlanmış ve demiştir ki, denmiştir ki programı yoğundu. Zaten programında Cumhurbaşkanlığını ziyaret edeceği diye bir şey de yoktu. Sayın Derviş Eroğlu'nu ziyaret etmemesi normaldi dendi. Bizce normal değildi bu tabii. Halkça da normal değildi. Eminim Sayın Derviş Eroğlu'na göre de normal değildi bu. O öyle kaldı. Bu hafta tekrar geldi yani geçtiğimiz hafta içerisinde tekrar geldi Sayın Beşir Atalay. Sayın Cumhurbaşkanımız ziyaret etti mi? Yine etmedi. Ve artık açık seçik net bir şekilde bellidir ki AK Parti hükümeti bizim Cumhurbaşkanımız Sayın Derviş Eroğlu'nun üstünü cizdi. Daha önce bu iş gizliden gizliye konuşulurdu. Bazı hamleler yapılırdı. Ama bu son gelip ziyaret Sayın Beşir Atalay'ın son ziyaretinden sonra yine Cumhurbaşkanımız ziyaret etme işiyle artık bu iş açık seçik net bir şekilde ortadadır ki AK Parti hükümeti Cumhurbaşkanımız Sayın Derviş Eroğlu'nun üstünü çizmiştir ve artık kendisiyle minimum düzeyde temas sağlamayı düşünmektedir. Çünkü Sayın Beşir Atalay ülkemize geliyor, başbakanımızla görüşüyor. Sanırım meclis başkanımızla da görüşüyor. Üstüne üstlük de sevgili izleyiciler öyle bir dönem Alexander Downer'da adada yani Kıbrıs işlerinden sorumluya Sayın Beşir Atalay. Ve Kıbrıs konusuyla ilgili gelişmeler yaşanacağı bekleniyor. Sayın Downer, Sayın Eroğlu'yla görüşüyor. İşte Türkiye'ye gideceği, Yunanistan'a gideceği bir hareketlenme olacağı belli. Ama bütün bunlar olurken Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmüyor. Bu az önce söylediğim gibi artık AK Parti'nin Sayın Eroğlu'nun üstünü çizdiğinin ispatıdır. Daha önce bu işler hep gizli gizli yürüyordu. Şimdi artık açık açık belli olmuştur bu. Ama belli olmayan bir şey var. O da şu. Acaba Sayın Cumhurbaşkanımız Derviş Eroğlu'nun buna reaksiyonu nasıl olacak? Nasıl bir tepki gösterecek? Hatırlayacaksınız rahmetli Denktaş, hükümetin, AK Parti hükümetinin kendisini istemediği, desteklemediği zaman çıkmıştır ve demiştir ki biz bugüne kadar Türkiye'nin istemediği hiçbir yerde olmadık. Türkiye'nin istemediği yerde de olmayız bundan sonra. Benden eyvallah kalkmıştır, köşesine çekilmiştir. Sayın Denktaş'tan daha da çok ana vatana bağlılığını her fırsatta ilan eden. Türkiye olan Türkiye ile olan bağlarının çok güçlü olduğunu söyleyen Sayın Derviş Eroğlu ne yapacak? Acaba Sayın Denktaş gibi o da 2015'ten sonra köşesine mi çekilecek? Yoksa bir cephe açarak karşı bir cevap verebilecek mi buna? Çünkü seçimleri artık aşağı yukarı bir buçuk yıl, iki yıllık bir zaman kaldı. 2015 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine. Sürekli olarak Sayın Eroğlu'na soruluyor bu işte aday olacak mısınız, aday olacak mısınız? Ben bir kez bile Sayın Cumhurbaşkanımızdan hayır kesinlikle aday olmayacağım. Artık köşeme çekilip işte çocuklarımla, torunlarımla birlikte olacağım şeklinde bir açıklama hiç duymadım. Ama hiç her zamanki tavrıyla o gün gelsin bakarız hikayesinde bir cevap vermiştir. Kendi tarzı budur zaten. Bekleyelim görelim tarzını. Sessiz kalma tarzını benimseyen bir siyasetçidir. Bizim memlekette de gider yani bu siyaset. Bir şey söylemeyince siz daha değerli olursunuz. Sayın Eroğlu bu işi çok iyi çözmüştür. Bir şey söylemeyince daha değerli olur. Çünkü bilmezler ne düşündüğünü diye. O yüzden daha değerli olunabileceğini düşündüğü için böyle davranıyor. Fakat şimdi artık iş o noktadan çıktı. Belli artık özellikle Sayın İrsen Küçük'le Sayın e, Beşir Atalay'ın ve diğer AK Parti yetkililerinin ilişkileri mükemmel düzeyde. Sayın İrsen Küçük'ü çok seviyorlar, çok beğeniyorlar, çok destekliyorlar. Kurultaylarımıza kadar bile gelip burada müdahalelerde bulunuyorlar. Sırf Sayın İrsen Küçük kazansın diye biliyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle Sayın İrsen Küçük'ün arası çok iyi. Orada bir sorun yok. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızla hiç iyi değil ve bunun nasıl bir tepkiyle karşılaşacağını ben şahsen merak ediyorum bakalım. Sayın Cumhurbaşkanımız köşesine mi çekilecek yoksa ayrı bir cephe açarak bir karşı cevap verecek mi bunu da bekleyip görelim diyorum. Kıbrıs konusuyla ilgili çok kısa birkaç cümle bir şeyler söyleyelim. Bugün Kıbrıs postasındaki yazımda da yazdım ben sevgili izleyiciler. Bu Rum'dan bir şey olmaz bize. Yani Rum'dan bize bir şey olmaz. Ne işbirliği yapılır, ne beraber yaşanır, ne hükümet paylaşılır, ne memleket paylaşılır. Bizim bunlarla bir işimiz olamaz. İstemiyor yani adamlar bizi bu kadar açık seçik ortadadır. Bu istemiyor bizi hiçbir şekilde. Yazıda da bugün bahsettiğim iki cümle söyleyeyim onunla alakalı. Bizim ülkemizde hatırlıyorsunuz Sayın Egemen Bağış'ın bir açıklaması olmuştu. Ve demişti ki Sayın Egemen Bağış böyle hafif tiye alarak Rum tarafını. Rum tarafı eğer battıysa ekonomik olarak eğer battıysa KKTC hükümetine başvursunlar. Biz onlara gereken yardımı elimizden geldiği kadar yapmaya çalışırız demişti. Gülmüştü tabii buna herkes. Ama hemen hatırlayınız o dönemi hemen bizim buradaki bazı siyasal partilerimiz Cumhuriyetçi Türk Partisi, TDP başta olmak üzere. Birçok sivil toplum örgütümüz buna bir tepki göstermişti. Yani Sayın Egemen Bağış eğer yardım edecek gücünüz varsa geliniz bize ediniz. Bu ülkedeki zor durmaydınız. İşte tanımadığınız ülkeye neden böyle dersiniz filan gibi birçok cevap vererek bir reaksiyon göstermişti. Ya Rum tarafındakilerin bize söyledikleri kabul edilebilecek gibi değil. Hele o kilisedeki papazların, mapazların bizi yani kendilerince kendilerince aşağılarcasına bize söylediklerine bir Allah'ın kulu Rum da çıkıp demedi bu insanlara. sizin nedir dediğiniz ya? Biz bu Kıbrıslı Türkleri severik, aynı adada yaşarık, birlikte yaşayacak, barış yapacak, çözüm olacak bu ülkede demedi ama hiçbiri. Hristofyası içimizden biri olarak gördük. Kanımıza öyle girdi o da. Gipriyagi, Gipriyagi ahbabıdık. Güya da onun inandı geleceğiydi başa ve Kıbrıslı Türklerin seviyelerini yükselteceğiydi, haklarını savunacağıydı. Yani tek tek girmeyeyim neler yaptığını ama başkanlığı döneminde Kıbrıslı Türklerin menfaatine yaptığı bir konu söylesin bana bir kişi. Bir konu yaz Kıbrıslı Türkler için bunu yaptı desin. Ben de sevineyim, hem özür dileyeyim burada. Yani kısacası sevgili izleyiciler istemiyor bu adamlar bizi hiçbir şekilde de bir çözüm olasılığı görmüyorum ben. Yani bu ekonomik krizin ve, bir, ve bu bulunduğu söylenen doğalgaz yataklarının çözümü tetikleyici bir unsur olabileceğini söylüyoruz. Buna inanıyorum. Ama buna da karşı adamlar yani açlıktan ölmeye razıdırlar ama bundan bir lira nimet sağlamasın Kıbrıslı Türkler ve Türkiye diye canlarını yiyor insanlar. Yani ayrı bir durum onların durumu psikolojik sorunları var. Genç nesillerinin bile Genç nesillerinin bile kanlarına girdiler bizden nefret etsinler Kıbrıslı Türklerden diye. Ve ben yazdım da bugün biz ne yaptık onlara acaba Kıbrıslı Türkler olarak benim yaşım yetmeyebilir bilmeyebilirim ama biz ne yaptık acaba Kıbrıslı Rumlara? Katliam gerçekleştirdik biz Kıbrıslı Türkler yoksa bir sokum ekmek arardı anamız babamız yesin de hayatta kalsın. olarak kimler hapsedildi? Yani bunlara tekrardan girmek istemiyorum ama biz Kıbrıslı Türklerin hiçbir günahı olmadığı halde Kıbrıslı Rumlar tarafından bu kadar istenmemesine bir tepki de bizim göstermemiz gerektiğini düşünüyorum ve o tepkiyi de buradan göstermeye çalışıyorum ben de. Bunun karşılığında da eğer varsa eğer böyle olmayan ve gerçekten Rumların bizimle yeme, içme, şarkı söyleme dışında bir işbirliği yaptığı bir ortam bana söylersiniz ben de bundan memnun olurum. Üstüne üstlük de o diğer tarafta bizi hınzırca eleştiren kişilere de bazı cevaplar vermişse eğer Rumlar onları da söylerlerse eğer ondan da memnun oluruz diyelim. Ve gelelim Sayın Hasan Taçoy'un açıklamalarına sevgili izleyiciler. Biraz sıcak bu akşam ama kapatacak böyle. Şimdi Sayın Hasan Taçoy benim siyasi duruşunu beğendiğim siyasilerden biridir gerçekten ülke siyasetine baktığımız zaman söylediği sözün arkasında duran, verdiği sözün kendisine zararla dönebileceğini bilse bile verdiği sözden dönmeyen bir duruşu olan, hep konuşulur bu işte parmağın arkasına saklanmayan bir kişi olarak bilirim ben Sayın Hasan Taçoy. Bunun da çok örnekleri vardır. Kendisi de zaten, kendisi de zaten yapmış olduğu hataları da açık açık beyan etmeyi bilen bir kişidir. Ben kendisini böyle tanıyorum. Çok fazla yakın bir diyalogum yoktur ama programlarıma konuk olmuştur. Bazı yerlerde de görüşüp konuşmuşluğumuz vardır kendisiyle. Geçtiğimiz hafta Türkiye'deki bir gazeteye, daha çok dini ağırlıklı bir gazeteye bazı demeçler verdiği, Tüm bizim hem sosyal medya hem basınımıza da yansıdı Sayın Hasan Taçoy'un. Çok kısa başlıklarını söylemek istiyorum size. Bakalım Sayın Hasan Taçoy Türkiye'deki bir gazete neler söylemiş? Neler söylemiş? Şunları söylemiş. Kıbrıs Türk toplumunda dinden ve ahlaktan uzak bir yapı oluşturulmuştur. İlk söylediği. Türkiye bu konularda Kıbrıs Türk'ünü çok serbest bırakmıştır. Eğitim sistemimizdeki yanlışlıklardan ötürü çocuklarımız din ve ahlak konusunda sıkıntı yaşamaktadır. Meclisimizde bile ancak 3-4 kişi oruç tutmaktadır. Biz camiye giden, Kur'an okuyan ve oruç tutan bir toplum istiyoruz. Türkiye'nin ekonomik desteğini yeterli olmakla beraber fazla buluyorum. Türkiye'nin bu şekilde paralar aktarması şımarıklık, şımarıklıkla beraber yozlaşmayı da beraberinde getirmiştir. Türkiye burada rahat bir kitle oluşturmuştur. Sayın Hasan Taçoy'un Türkiye'deki bir gazeteye yaptığı açıklamaların basına yansımasıydı bunlar. Bekledik biz bakalım ne olacak. Bir 7-8 saat geçti. En küçük bir ses çıkmadı. En küçük bir ses. Sonra artık iş başka taraflara gitmeye başlayınca, Sayın Hasan Taçoy'un bazı resimleri yayınlanmaya başlayınca ki bu söylediklerine tamamen aykırı durumdaki şeyler yayınlanmaya başlanınca burada Sayın Hasan Taço bir açıklama yapmak zorunda kalmış ve yalanlamıştır bunu. Demiştir ki bu şekilde bir açıklamam yoktur benim. Bunlar yalandır ve bu şekilde söylenildiği söylenen. Özellikle işte biz camiye giden, Kur'an okutan, çocuk pardon oruç tutan bir toplum yaratmak istiyorum. Söylemleri kesinlikle yalandır demiştir. Şimdi ben önce şunu öğrenmek istiyorum. Esas öğrenmek istediğim şu. Bu tür açıklamaları ya da Buna benzer bir açıklamayı hiç Hasan Taçoy'un ağzından bu ülkede biz duyduk mu? Benim programlarıma defalarca konuk olmuştur. Başka programlara da defalarca konuk olmuştur. Gazetelerde de sayısız kez demeçleri yayınlanmıştır. Acaba Sayın Hasan Taçoy'un bu ve veyahut da buna benzer bir açıklaması olmuş mudur? Bir insan bir şeye inanıyorsa onu da savunmakta özgürdür. Ben özellikle dini konulardaki saygımın ne olduğunu beni bilen insanlar bilir zaten. Eğer siz buna inanıyorsanız bunun için bunun gerçekleşmesi için yapacağınız her türlü e, konu geliştireceğiniz her türlü savda hakkınızdır. Ama bunda böyle onda öyle olmaz. Bir karar vermek lazım. Ya öyle ya böyle. Yani hangisidir bu iş? Bunda hiçbir şey yok. Ülke tamam, çağdaş mağdaş falan. Öbür tarafta da işte bu yazdıklarım şımarık toplum, işte oruç bile tutmazlar, camiye gitsinler. Yok. Ha şimdi Sayın Hasan Taçoy yalanladı bunu. Bu arada Sayın Kudret Özer Sayın, bu toparlanıyoruz hareketi lideri Sayın Kudret Özer Sayın bir lafı vardı, bir cümle onu da söyleyelim. Ben demişti, hatta programda da söylemişti bunu sanırım. Ben demişti bizim siyasilerimizin, Türkiye'li siyasilere bizi yani Kıbrıs Türk toplumunu gambazladığını gözlerimden gördüm. Gözlerimden gördüm demişti. Eğer bunlar doğruysa bu işte bize açık bir ispattı. Sayın Hasan Taçoy gitmiş ve bizi Türkiye'deki bir gazeteye gambazlamıştır bizi. Demiştir ki bunlar şımardı. Bunlar ne eğitim sistemi bozuldu. Bunlar oruçla tutmaz. Bunlar camiye de gitmez. Bunlar Kur'an da okumaz demiştir. Sayın Hasan Taçoy da bunları yalanlamıştır. Şimdi gelelim bu yalanlama konusuna. Öncelikle sevgili izleyiciler, ben Sayın Hasan Taçoy'un beyanına, daha doğrusu Sayın Hasan Taçoy'un değil, ben her zaman benim için esas olanın beyan olduğunu söylüyorum. Esas olan her zaman beyandır. Bir beyan yapılmışsa biz o beyanı esas kabul ederiz. Ancak burada bir çelişki var. Çünkü iki beyanda Sayın Hasan Taçoy'un. Yani o gazetenin internet sitesine girdim ben. Baktım orada bir yalanlama yoktur. Bir. İkincisi gayet samimi bir şekilde çekilmiş bir fotoğraf var orada, yap, röportajın yapıldığına dair. Artı bunları söylemediyse eğer Sayın Hasan Taçoy ne söylemiştir acaba onları bilmek lazım. Ama bu işleri okumuş, iletişim fakültesinden mezun olmuş bir kişi olarak Sayın Hasan Taçoy'a ve kendisini de çok seven bir kişi olarak Sayın Hasan Taçoy'a şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. İster değerlendirir ister değerlendirmez. Madem ki yalandır bu sözler bize bir açıklama göndersin. O gazetenin adına yazılmış bir açıklama. Bu gazeteye ben bu yazıyı gönderiyorum. Bu yazdıklarınızın hepsi de yalandır. Ben hiç böyle bir şey söylemedim şeklinde bir yazı yazıp o gazeteye göndersin. Kopyasını da bize göndersin. Biz de diyelim ki demek ki o gazete yalan yazmıştır. Yoksa onda öyle. Buraya gelince yanlış anlaşıldım yok. Yani bu toplum o seviyeleri aştı artık. Oraları geçtik. Yalanlama varsa eğer, gerçekten bir yalanlama varsa eğer ki eğer yalanlanmış olsaydı o gazetenin bunu aynı boyutlarda kendi gazetesine vermesi gerekirdi. Düzeltme veya özür diye. Ama Sayın Hasan Taçoy bunu yapsın, o gazeteye bir yazı yazsın resmi. Bize de göndersin tüm medyaya, dağıtsın ve desin ki işte bakın ben bu gazeteye yazdım bunların yalan olduğunu. Biz de burada bilelim ve kendisine inanalım. Ben Sayın Hasan Taçoy'un... Az önce bu konuyla ilgili konuşmaya başladığımda söylediğim gibi duruşuna, siyasi duruşuna inanan bir kişiyim. Bu söylediklerinin de yanlış olduğunu kesinlikle söylemiyorum. Doğru olabilir veyahut da kendi inancı olabilir. o olabilir. O tamamen ayrı bir konu. Ama bu yalanlanma konusunda, orada öyle, burada böyle konusuna karşıyım. Bunun da yapılmaması gerekir diye düşünüyorum diyorum ve geliyoruz programın sonuna. Programın sonunda her zaman ne yapıyoruz sevgili izleyiciler, halkın napsında? Her hafta bir yeri... Gitmenizi, görmenizi, oralarda gezip dolaşıp vakit geçirmenizi tavsiye ediyorum sizlere. Bu hafta size tavsiye edeceğimiz yer, büyük konuk Eko Gün var orada. Zaten Eko Günler patlaması olduğu ülkemizde. Güzel de oluyor aslında. Geçtiğimiz hafta size Mehmetçi tavsiye etmiştim. Gittim ben Mehmetçi'ye, çok kötüydü. Çok kötüydü. Buradan Mehmetçikli dostlar da alınmasınlar. Mehmetçik gibi kültürü olan, Galatya gibi kültürü olan bir yerden daha iyisi beklenir daha güzel standlar, daha güzel eğlenceler, daha güzel aktiviteler beklenir. Sayın Cumhurbaşkanımız da oradaydı. Kendisini de orada gördüm. Daha iyi olmasını bekliyoruz Mehmetçik'ten gelecek yıl için. Bu ilk söyleyeceğim, ikinci söyleyeceğim. Dönüşte de Gönendere'de durduk. Gönendere'yi organizasyonu gerçekleştiren herkesi kalpten tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir gün düzenlediler. Gerek kültürümüzü yaşatma konusunda, gerek aktiviteler konusunda, gerek satılan ve ikram edilen ürünler konusunda, gerek oradaki insanların yaklaşımı konusunda gelen misafirlere gösterdikleri yardımseverlik, misafirperverlik konusunda gönenleri tebrik ediyorum. Onlar da inşallah gelecek yıl bunun da üzerine çıkarlar ve daha da iyisini yaparlar diyerek geliyoruz bu haftaki ne? Bu haftaki de büyük konukta 12.siymiş bu. Bilmiyordum ben 12.si olduğunu. Zaten bu Eko günlerde büyük konukla birlikte sanırım gündeme gelmeye, rağbet görmeye başladı. Şimdi çok büyük bir aksilik olmazsa eğer pazar gün 5 Mayıs pazar gün Büyük Konukta olacağız biz de. Orada gidip eko güne katılacağız. Oradaki dostlarla, arkadaşlarla görüşeceğiz. Bir şeyler paylaşmaya çalışacağız. Oranın oradan da edindiğimiz izlenimleri gelecek hafta sizlere aktarmaya çalışacağız. Her zaman söylediğim gibi sevgili izleyiciler, siyaset, ticaret, stres hayatın getirdikleri lazımdır bize. Onların da olması lazımdır ama onlar bir tarafa insanın hayatını yaşaması, özellikle de bu ülkedeki var olan doğal güzellikleri içine sindirmesi ve sahip çıkması her şeyden daha önemlidir. O yüzden siz de eğer fırsatınız olursa havalarda çok sıcak oldu bu aralar. Ama imkanı olanlar gitsin diyoruz. Eğer sizin de fırsatınız olursa, imkanınız doğarsa pazar günü büyük konuktaki Eko Günü'ne katılmanızı tavsiye ediyoruz. Gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Salı akşamı Er Meydanı'nda çok önemli bir konukla birlikte. Saat 20.30'da sizlerin karşısında olmak üzere hepinize iyi hafta sonları diliyorum efendim. Hoşçakalın.